İnsan düşmanın dahi olsa bu haldeyse yapmayacaksın. Ben kapıdan çıkarken ellerimi tutuyor, şey yapıyor. Dedim ki ayıp ya. Bir anda attı. Ha bitsin o zaman bilmem ne abi, bir sakin ya. Ya şu bu kadar kolay mı ya? Ses desibelini ayarlayamıyorum. Kardeşim. Çok yükseliyor sana. Bu kadar kolay mı ya? Ben bile bugün uyardım. Ben bu kadar mı değersiz? O kolyeyi çıkartıp atıyorsun, tamam bitsin diyorsun sen ya. Sen haklısın abi. Sen bu kadar mı önemsizim ben senin için? Tamamen haklısın. Yani ben orada senin yanlış yaptığı bir hareketin ona tepki göstererek yanlışlığını göstermeye çalışıyorum. Ben senin arkandayım abi. Bugün abi ben bir, ya, bir beni dövmediği kaldı ya. Aynen. Daha ben ne yapayım? Diyor ki hiçbir şey yapmadın. Ben daha ne yapayım? Sen daha ne yapacaksın? Bir şeyler bekliyor. Ben var ya yemin ediyorum kralını yaparım. Ama bile bile yapmıyorum. Abi kardeşim, sen kralını ben bilmiyor muyum zaten onun ne beklediğini? Ya ben biliyorum. Ben bilmiyor muyum? Ben ama ben bir şeyleri göreceğim ki yapacağım. Kimse enayi değil. Ahmak değil. Doğru söylüyorsun. Kimse kusura bakmasın. Haklısın. Tamam kalbimiz var ama ya şimdi biz bu adam, insanız erkek yani. Erkek adam, delikanlı adam. Her gün farklı bir adam olarak çıkamaz ki Ayça'nın karşısına. Tabii canım. Ne kadın işte yapması lazım bunlar abi. Bak senin diyor ki Emre diyor işte sana dedi ki o zaman abi sevgilinin... Pardon doluyum, özür tamam, dilerim. Tamam konuş. Sevgilinin çenesini kapa. Ya kardeşim bak sen bu lafı söyleyerek de beni zor duruma sokuyorsun. Zamanında zor duruma beni soktun da... Ben bu adamı yükseldiğimde, o da bana yükseldiğinde bana dediği laf şu oldu. Dedi ki kardeşim dedi bak ben geldiğinden beri ağzımı açmıyorum, konuşmuyorum. O zaman dedi sevgilinin çenesini kapa. Doğal olarak sana söyledi, haklı. Bana söyledi. E benim suçum, günahım ne? Ben nasıl cevap vereceğim? Ben niye gittim orada bağırdım, masalara vurdum, ben senin neyini savunacağım dedim. Savunacak bir tarafı yok. Benim yengelerim amcalarıma böyle yapamadı veya bizim kızlarımız, kuzenlerim eşlerine ya böyle yapmıyor damatlara. Peki o damatlar, babalar, amcalar eşlerine öyle yapıyorlar mı? Çıkıyorlar mı? Beyimiz yardım edildi mi? Adnan, centilmen bir erkek. Adnan, koş Adnan, koş. Aday olarak geleyim ben bari. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Murat. Merhaba. Tanku çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Merhaba. Ben de Dilek. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Sarı koltuğa alabiliriz. Merhaba. Pardon. Merhaba. Merhaba. Benim 400'miş sadece. Batu niye buraya? Dur. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? İstanbul. Öyle işte. İstanbul? Evet, İstanbul. Harika. Biraz kendinizi anlatsanız, biz mi soralım, siz mi anlatıyorsunuz? Ben çok heyecanlıyım şu anda. Sen sakin olun bir kere. Lütfen. Anlayabiliyoruz sizin heyecanınızı. Onun için sakin olun. Sanırım bir orta. Tamam. Sen sadece içer mi diye merak mı ettin? Getirmeyecek miydin? Yani? Efendim? İçer mi diye merak mı ettin? Getir abi aramızda mi bu kadar bekar genç varken bana mı kalıyor bunu yapmak? Doğru sen söylüyorsun. Sen getiriyorsun. Ha kaldı ki yani yaşça değil. Sen çok medeni bir adamsın ya, belki algılarını biraz daha açmak ister. Bende problem yok. Ben yemek de yaparım, yani su da getiririm, hiçbir şey olmaz bende. Neyse misafirimiz var. Kaç yaşındasın? O da sonra konuşalım. 28. Siz sorun ben cevap. Kimin için geldiniz? Hani yani Dani su getirerek beni tanıştırsaydı ben bugün hala Dani'yle beraber sadede olamam. Gelelim. En sona bıraksak. Çok teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz? Allah pardon. Benim butiğim var. Ortağım var. Beraber çalışıyoruz. İstanbul'da? Evet, bayan giyim. Evet. Mağazacıyız işte, meslektaş. Meslektaş. Nerede yapıyorsunuz? Oo. Üsküdar. Bir de bir. Hı-hı. Güzel. Onu mu? Ne zamandan beri şey diyorsunuz? Ya, Mısır. Yok öyle bir şey. Ya yaklaşık 3-4 haftadır falan seyrediyorum. Kafanızda tek bir aday mı var yoksa bir kişi için mi geldiniz? Evet. Onu izlediğim kadarıyla duruşu, ağırlığı... Ben değilim. Ya tabii ki de karakterini çok fazla bilmiyorum ama burada tanımak istediğim evet için onun tamam, için Semih geldim. Semih abi. Evet, Semih. Hadi evet bakalım. Hayırlısı olsun. Utandığına göre Semih yani. Kızardı, yok, kızardı. Sen kızardı. Niye kızar cevap? Ben de.
Kızardın, nasıl kızarmadın? Ben bir şey söyleyeyim. Bence sen daha çok kızardın yalnız gülerken. Reaksiyon veren bir insanım. Normaldir kızarmam ama onun söylemesi de niye istemişsin? Semih kızardığına göre. Belki Adnan'dır, belki Murat'tır. Murat abi mağar bir insan değil. Semih'e bu gece istiyoruz. Haydi bakalım. Şunu söyleseniz de kim için geldiniz? Oo tamam o çıktı. Öyle mi diyor? Yok ben dilekten duymak istedim o yüzden. Bir daha söylesin mi? Vurdu gol oldu. Hayırlısı. Hayırlısı olsun kardeşim. Hayırlısı. Hakkınızda hayırlısı. Hayırlısı. Çığlıklarını duyan biri olmuş sonunda. Benim için gelsin, sadece benim adımı versin diyen. Evet. Boyun 1.75 değil mi? Onu izlememiştim. Bilek öyle söyledi. Senin gerçekten o bölümü izlememiştim. Sarışın değil, esmer 1.75 boyunu biliyor. 1.75'in altı olmuyor. Ya 1.70'de 75. Eskiden 1.65 diyordum. Tamam sıkıntı yok. Topuklu tamamlanıyor. Fark etmez. Hayat, İnsan olsun. İnsan olsun, kalbi temiz olsun. Önemli olanı rahatlık yani. Şimdi Semih sana gelse dese ki ben bu ilişkiyi istiyorum Melis, lütfen başlayalım dese. Ne diyeceksin? Biraz aradan satacak. Bu saatten sonra olmayacağını söyledi. Ne gelirse, böyle bir şey söylerse, isterse ne yaparsın? Semih böyle bir şey söylemez zaten. Bu bir. Nabız ölçer. Ben de... Nabız ölçer işte. Bilmiyorum yani. Biz ben mi nabız ölçüyoruz? Bu saatten acaba? Sonra... Acaba? O danstan sonra? Ben de bu saatten sonra öyle bir şey istemem. Çünkü kırıldım ona karşı. Bak şimdi, neyse, 12 saat Semih'ten sonra sen ya toparlayamadın kendine. Gelen adaylar gidiyor, gelen adaylar muhakkak gidiyor. Duvar ördün kendine. Farkında mısın? Evet. Aynen. Bak farkındasın değil mi? Bence de. Ne olacak bayağı senin bu halin? Hep Semih'te aynen bir kilitlendin, öyle bir şey yaşadın diye böyle kilitli mi kalacak senin kalbin? Hı? Ya o şu an başka bir şey düşünüyor. O travmayı atlatmam lazım senin ama nasıl? Travmayı mı? Evet. Melis şu an ne düşünüyor? Metro. Travma. Açık açık söyler misin? Çünkü aklım başka yerde onu görüyorum. Bu kız görüyorum ne zaman gelecek? Aynı şeyleri düşünüyoruz yani. Semih biraz heyecanlı gibi. Yok heyecanlıydım yo, aslında. Şey... Aslında mutlu olduğun gibi sanki. Aynen bana da öyle geldi. Dürüstçe abi, söyle ya. Yok böyle durumlarda ne denir ki bilmiyorum ki. Dürüstçe yani söyle tam ya. Tam hayırlısı değil. Hayırlısı. Bak, sen bir şey söylemek zorunda değilsin kanka. Evet bir şey söylemek zorunda. Zaman gösterecek de göreceğiz de. Daha çok yeni tanıştık. Öyle zaten abi daha yeni gelmiş yani. Ama billahi abi. Adam mutlu oldu ama yani. Beni tanımıyor musun? Ben de seni ekrandan izlediğim kadarıyla evet hani belki anlaşamayacağız. Belki fikirlerimiz birbirine uymayacak. Belki ben de beğenmediğin hani huylarım olacak. Ya da benim sende aynı şekilde evet. Yani burada birbirimizi tanıyacağız. Şunu söyleyeyim. Tamam. Birazcık daha pozitif. Semih'le oturup konuştuktan sonra niye konuşuyorsun? Yok, güzel, çok güzel konuştu. Ama şey, birbirimizi ben... olmayacak, yapmayacak, hayır, yapamayacağız, mesela, edemeyeceğiz, hani... yerine şunları yapabileceğiz. Evet, yok, doğru. Doğru söylüyor. Yok, yok. Hayır, hayır. Doğru söylüyor. Bak, ben, Eser. Çok güzel. Şöyle bir şey var. Bir insana bir şey sorarken mesela ben sana soruyorum. Eser, akşam şuraya gidelim kardeşim olmaz mı dersem bu negatif bir soru. Bence ama dedim, akşam şuraya yani gidelim olur mu dersem bu pozitif bir soru. Kızım buraya gelişi zaten pozitif bir şey. Olsun yani. Kötü düşün. Ama iyi burada olsun konu oradan açıldı. Semih şunu ya sevmez, bunu sevmez. O da karşılığında sana öyle bir şey söylüyor doğal olarak. Burada tek önerim Semih'le oturup konuştuktan ya sonra güzel mesaj yarın öbür gün Semih bana umut verdi. Boş ver abi kimanlar ya. Boş ver ya. Abi öyle devam et. Hoş geldin tekrar. Olmazlar yapamazlar da devam edin. Her şey olmayınca da memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hayırlı olsun. Hoş teşekkür geldiniz. Ederim. Size çok bol şans. Bol şans. Teşekkürler. Aynen. Yani gerçekten bol şans. Hadi bakalım. Sizinle. Konuşulanları unutma. Teşekkür ederim. Semih. Şurada Semih. Yardım et ya. Yardım etsene. Yardım etsene sana kardeşim. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi centilmen kardeşim. Heyecandan ayaklarım da tutmuyor zaten. Tamam dikkat. Bravo. Bravo. Yavaş yavaş. Yapmayın ya. Kızardı kızardı. Gitseydin sen de. Yavaş. Şimdi şimdi seni. Elimize düşmedim. Direkt geri yatırdım. Direkt geri yatırdım. Yapma. Niye bu kadar
böyle görmüşsün. Ama bir aynaya baksana ne kadar kız. Hayırlı olsun. Ha, Semih abi hayırlı olsun abi. Ağam hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun abi. Beğendim. Allah Allah. Hadi bakalım Allah bozmasın. Allah abi bozmasın. Ortada bir şey yok. Ne yapıyorsun ki yani? Adam sırtı. Hayır yanarım yanarım da bak bunun aklı başından gitti gibime geldi bana sanki. Bana böyle geldi gözler. Bana böyle geldi. Ama karşısındaki kız çok naif. Bunu kılıbık yapamaz ki. Yapamaz. Ona yanıyorum. Kılıbık olmasına gerek yok ya. Yok, o da doğru. Nasıl büyümüş kardeşim. Kız naif. Ben zaten naif hatunları severim bilirsin. Nezaketlik yaptık bugün kızı merdivenlerden yukarı çıkartıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz be kardeşim? İnsan gibi kızı yukarı çıkarttık. Hayırdır yani? Askere gidiyormuş gibi beni havaya mavaya atıyorsunuz. Hiç yakışmadı yani. Ayıptır ya. Sen yeter ki sen kısmetse.